Bir su bardağı yoğurt ekledim. İki tane yumurtam vardı. Bir tanesini sarısını şöyle ayırdım. Üzerine streç örttüm ki kurumasın. Bir çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Bu bardağımın içerisine de bir paket maya ekledim. Bir yemek kaşığı da şeker ekledim. En sonki yaptığım poğaçada tuzumu unutmuştum. Tuzum burada. Bir yemek kaşığı da sirkem var. Ben üzüm kullanıyorum. İsterseniz elma kullanabilirsiniz. Şimdi mayamın üzerisine birazcık su ekleyeceğim. Yeterli bu kadar. Şimdi böyle mayamızı biraz karıştıralım ve üzerine streçle örteceğim. İyice karıştırın. Ben bayağı bir karıştıracağım. Mayam olana kadar bu karışımı karıştıracağım. Yoğurdu, yumurtayı, sıvı yağ. Güzelce karıştıralım. Evet canlar, böyle mayam güzel kabarmış. Hemen içerisine ilave ediyorum. Hop. Şimdi sıyıracağım geri kalanını. Şimdi 2 yemek kaşığı daha şeker ekleyeceğim içerisine. Şöyle birazcık daha ekleyebiliriz. Evet, hiçbir sakınca yok. Ama daha fazla eklemeyin. Şöyle güzelce bunu da karıştıralım. Bu arada tribota koymaya karar verdim. Çünkü elimde baktım zorlanıyorum. Niye zorluk çekeyim dedim. Özlem. Yani. Evet, şimdi unumuzu ekleyeceğiz. Şimdi unumuzu ekleyebiliriz. Şöyle güzel güzel. Hemen ellerimi yıkayıp geliyorum. Evet canlar, ellerimi yıkadım tertemiz. Hemen şöyle Allah bismillah. Güzelce yoğuralım. Biraz yoğurduktan sonra sirkesini ekleyeceğim. Şöyle. Dediğim gibi undan una farklılık gösterdiği için hep göz kararı yapıyorum artık. Yine siz bir 4 bardaktan sonrasını kontrol ekleyin. Şöyle artık sirkesini ekleyebilirim. Hop. Evet. Yoğurmaya devam. Tuzumu da ekliyorum. Güzelce yoğuruyorum. Sanırım bu un buna yeterli gelecek. Yetmezse bir daha eklediğimi göstereceğim size. Bakın şöyle yaptım mı hamur kıvamını almış demektir benim için. Elimden ayrılıyor. Gördünüz mü? Evet, hiç un eklemedim bir daha. Gördüğünüz gibi tam göz kararı oldu. Şimdi şuradan birazcık yağ alacağım. Bu yağ çok iyi oluyor. Şöyle hemen alalım. Bu kadarcık da üzerine ekliyorum. Yine yoğurmaya devam edeceğim. Sonra üzerini kapatacağım. 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Şöyle güzel yoğuralım. Gördünüz mü? O kadarı bile ne kadar yetiyor. Daha da az ekleyebilirsiniz isterseniz. Ben bu arkadaşı 2-3 dakika böyle yoğurdum. Güzelce düzeltiyorum üzerine. Hemen örteceğim. Mayalansın. Evet, şimdi kek yapıyorum hemen. Şöyle güzelce kabımı yağlamaya başladım. Ben normalde katı yağ ile yağlardım. Ama şimdi bununla yağlayıp hemen buzluğa koyacağım. Yani alt yerine değil, üst yerine koyacağım. Hemen donsun. O zaman kek yapışmıyor asla. Haberiniz olsun. Yumurtalarımızı kırıyoruz hemen. Hoppala. Hop. Ding ding. Duydunuz mu sesini? Kabuk düştü mü? Şuraya bir tane düştü. Evet, hemen onu elimi ıslatıp almam lazım. İlk önce bunları toplayalım buradan. Bu arkadaşla da işimiz bitti. Reklam olmasın diye böyle yaptım. Evet, malzemelerim böyle ortaya karışık oldu. Şuradan şöyle
Şeker ilavesi edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepsini ekliyorum. Azıcık daha eklemem lazım. Bir kaşık daha. Yani siz bir su bardağı ekleyin. İsterseniz bir buçuk su bardağı ekleyin. Ben Allah sütü döktük. Bir kaşık daha şeker ekleyeceğim. Biraz şekerli olsun. Bir şey olmaz. Ne anneciğim abinin. Hemen şimdi bunu çırptıralım. Şimdi sütümü ekleyeceğim. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Sütümü ekledim. Bardakla hemen yağımı ekliyorum. Şöyle hemen çalıştırayım bunu. Allah. Yavaş yavaş. Vanilya kabartma tozunu da ekleyeceğim unun içerisine. Evet, şimdi unumu ilave ediyorum. Bakın üzerine koydum. Allah. Neyse bakmayın. Hemen ben ekleyeyim. Ben kameraya baktığım için döktüm. Birazcık olsun. Bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok. Şöyle sirkeliyoruz. Kakaomuzu da hemen unumuzun üzerine ekleyelim. Hop, o da döküldü. Bugün dökme günümüzdeyiz. Olsun. Vallahi hemen bununla çırpacağım. Tahta kaşıkla uğraşamam. Yapacak bir şey yok. Böyle de kabarır ya. Niye kabarmasın ki? Ama tahta kaşıkla hepsini daha iyi kabarıyor. Orası ayrı. Tartışılır. Şöyle damla çikolata ekleyeceğim içerisine. Hepsini ekledim. Şurada da var. Onu da ekleyelim. Allah. Bu paketi açmam lazım. Şöyle güzelce bunu da karıştıralım. Oh, mis gibi çikolatalı kek. Poğaçada yapacak mı yapacağım? Evet aşkım, poğaçada yapıyorum. Şimdi de yemek yapacağız. Evet. Evet, şimdi hemen kek kalıbıma dökebilirim. Güzelce döküyorsun bakalım. Şimdi burada patateslerim var. Soğanım var. Pirinç de ısladım. Hem çorba yapacağım patatesin. İki tanesini çorbaya kullanacağım. Geri kalanını patates yemeği yapacağım. O da pirinç pilavı olacak. Kekim fırında. Poğaçamı da bunlar pişerken olur. Şöyle biraz kıyılarına kalmış. Onları temizleyeyim hemen. Evet. Patateslerimi de şöyle güzelce doğrayayım. Küp küp. Olsunlar. Hele dışına bak, içine bak ya. Hele ya, olacak iş mi ya? Geri kaçtı. Gelemezsin geriye. Anam tripod öyle bir zorluyor, öyle bir zorluyor ki benim başı bir sağa bir sola kayıyor var ya, yemin ederim. O kadar çok zor çektim ki hala da zorlanıyorum çünkü düşüyor kafası. Şu an telefon yamuk duruyor. Şöyle güzelce soğanlarımı rendeliyorum. Burada da çorbamın soğanları kavrulsun. Orada da etimiz var. Soğanım biraz kavruldu. Şimdi salçayla da güzel kavrulsunlar. 5 dakika falan. Evet, çorbamın patatesini havucuma ekledim. Mercimeğini ekleyeceğim. Şimdi patatesini de ekledim böyle. Birazdan etini koymadan hemen suyunu ekleyeceğim. Etini koyacağım diyecektim ama et pişti zaten. Patatesler biraz olmaya dursun, etlerini ekleyeceğim. Allah, bir de nesi nasipten çıktı. Evet, patatesimin suyunu koydum. Şimdi tuzunu ekleyeceğim. Evet, patatesin tuzunu ekledim. Çorbamın da mercimeğini tuzunu ekledim. Suyunu birazdan ekleyeceğim. Anacığım da tarladaydı. Daha şimdi yeni geldi. Yerim seni ben. Vallahi yoruldu. Kekim de çok güzel kabardı. Şimdi taze fırından çıktı. Oh, mis gibi oldu vallahi. Çorbamın da suyunu ekledim. Gerekirse ilave edeceğim. Şimdi bunu etleri ekleyeceğim. Evet, etlerimizi içine ekliyoruz. Bu arkadaşlar pişsin.
bu da pişecek. Sıra pilavda dediğim gibi. Oh be. Poğaçalarımı da böyle tepsime koydum. Yumurta sarılarını sürüp hemen fırına vereceğim. Pilavımın da şehriyesini falan kavurdum böyle güzelce. Oh, pilavım da kavruldu. Şunu da ekleyeceğim. Bu arkadaş da bitti. Evet sevgili hanımlar. Uy, kekim böyle oldu. Çok güzel kekim. Harika. Bir daha kapatmayayım üstünü artık. Burada yıkansın. Sadece o çikolataları falan akmış. Onlar kalmış. Yani yapışma falan yok. Oh, mis gibi. Poğaçalarım da böyle. Görünüyorum bilmiyorum. Yakından göstereceğim size. Şimdi hemen şöyle tabağımı alayım. 4 tane sade yaptım. Gerisi kaşarlı. Üstündekini çıkarttım çünkü çok sıcak olmuştu. Anam yoruldum valla. Hemen şöyle alalım. Hoppala. Şimdi çöpürürüz. Valla mutfakta o kadar bulaşık, o kadar bulaşık birikti ki. Yani poğaçayı yaptıktan sonra ayrıyeten bir bulaşık çıktı. Keki yaptıktan sonra ayrıyeten bir bulaşık çıktı. Yemeği yaparken ayrıyeten bulaşık çıktı. Hepsini şey yaptım. Şimdi sadece kek kalıbıyla işte şey var. Fırın tepsisi. İşte böyle. Burada da çorbam var. Allah dökmeyelim. Pilavım da oldu. Aman kaşık düşme. Oh. Patates yemeğim de pişti. O buraya sığar mı? Sığdırırız. Onu da hemen şöyle alayım. Şu kettle şurada kalsın. Patates yemeğimi de alıyorum. Hop koydum. Şimdi yakından görme zamanı. Enfes patates yemeğimiz. Şöyle göstereyim. Harika. Çok güzel. Pilavım da böyle oldu. Şöyle karıştırayım. Bakın. Harika. Yavuz'la Savaş anlaşamıyorlar. Bakın tane tane oldu. Harika oldu. Çorbam da böyle kıvamı çok harika oldu. Üzerine yağ yakılacak sadece. Efendim aşkım. Poğaçam da burada gördüğünüz gibi. Kekim de böyle yakından. Harika lezzetli. Efendim aşkım. Boynunu yerim senin. Evet, ana yorgun yemeye başladı. Zuhramız böyle arkadaşlar. Oğlum. Pilav eksiken mi? Pilav. Evet. Yok yok. Rabbim bereket versin. Amin. Acımız da geldi. Acı mı? Sevoş Hanım, Yavuz Bey. Hadi yiyin yemeğinizi. Siz de yediniz mi? Biz de yiyeceğiz. Siz de yedemişsiniz. Atlarım. Açın ağzınızı, açın ağzınızı. Tamam. Ablaların da yedi, evet. Şimdi destek atmayı unutmayın. Evet, bize bol bol destek verin. Lütfen, lütfen. Ay, anne, o tamam, sen ağzını at, onlar yemiş olacak. O şaşırır mı? Hala bizde. Evet, biliyorlardır anneciğim. Söylesene sen. Anne. Anne. Onu söylemeyeyim ya. Ben bir dedim anne. Anne ben bir dedim. Tamam. Şimdi ben acıktım, yemek yedim. Tamam. Para bizde, şöhret bizde. Sizde ne var? Söyle söyle. Sonunda neydi? Hadi yemezsin. Bilmiyorum o kadar. Yemek vakti. Yemek vakti. Afiyet olsun aşkım. Vallahi bir sürü çamaşır katladık. Orada da yerleşecek onlar da. Annem katladı. Afiyet olsun. Beğendiğini sevinin. Bu sefer her şeyi tam hiçbir şeyin şeyini eksik etmedim. Arada unutuyorum.
Gerçi şu sıralar başladı ama artık dediğim gibi kendimle de karar aldığım için unutkanlığımı sıfırladım. Çok şükür. İnşallah unutmayacağım. Acele yaptığın için oluyor. Evet. Işte çocuklara bakacağım, ona bakacağım, yetişeceğim, buna yetişeceğim derken öyle kalıyor. Evet, Seval Hanım yemelere doymuyordu. İki kaşık birden almış maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de oturayım. Hadi öyle yapmaz abi. Senin yok. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Rabbime şükür olsun. Kız iki kaşıkla içilmez çorba. İçilir anne. Karar işte. Bak. Bebeklerim benim. Hayır, oyun olmaz. Oyun olmaz. Mehmet'te oyun olmaz Selan. Hiç güçlen. Mesela o da. Anne, ama sen benim kaşığımı almışsın. Anne. Görüyor musun? Anne. Tamam, getireceğim. Buyurun hanımefendi, ağzınızı silin. Sen sileceksin. Ben sildim anne, ben de. Bak Seda benimdiler. Ay anne. Nasıl demedin? Eline sardık. Bitti eline mi? Eline sardık, bitti. Pilav da ye. Pilav ben, ama ben istemiyorum. Bir kaşık al. Çok tadım değil. Açtı ağzı. İyi, arkandan ağlıyor. Anne ben yemeyeceğim. Koca yedi ya, tamam. Toku doyurmak için. Anne yemeyeceğim. Tamam, yeme aşkım. Anne tasatıyorum. Sası yedim, o da mı yedim? Elinde mi yedim? Sası yedim, o da mı? O da mı yiyeyim? Hayır anneciğim. Ama tasatıyorum da. Bu da taşın. Atın mı tele? Hı? Tele atın mı? Hayır. Ya. Ama o bana da bitti. Hatta istemiyorum. Ben yedim toptayı. Eline sadece tüsen olmuş. Afiyet olsun. Elimle geldi. Elimle geldi. Harika olmuş, harika. Elimle geldi. Afiyet olsun annem. Annem dönmüyor. Sıra dönmüyor şu an. Seval görünmez şu anda. Kuyruklu Seval. Anne sen mi? Sen pijama şeyini niye çıkardın annem elbisene? Oh yarabbim, şükür elhamdülillah. Hayır. Anne. Seval'in de 5 şişmiş. Anne eline sadece erkek olsun, tutuşan olmuş, bir şey hemen, bir şey... Su dünya dibi olmuş anne. Yerim ben senin ağzını. Dünyanın uçu dibi olmuş uşu. Anne, oyunun uçurlar mı? Oy, tripod oynama. Savaş, oradan geç aşkım. Ben tutayım da onu. Elleme Yavuz. Dur. Elleme. Öyle. Yamuluyor anneciğim, düşüyor. Evet. Dur bana geldi. Bırak elleme. Canım. Sürekli onun kafası düşüyor. O Yavuz'u düzeltmeye çalıştı ama düzeltemez. Arkadan sıkıştırmam lazım. Yuhuu. Uşağı tutuyor. Anne bak, uşağı tutuyor. Evet aşkım. Ama yapma bak.
Ablaların rahatsız olur. Yanımda yapabilirsin. Böyle gel arkamda yap. Anne babamla. Anne babamla. Aha başladık gene. Hep böyle. Selamı. O abinin, o abinin. Baba. Baba. Tamam aşkım. Sefer bana bak, bana bak. Senin bebeğin nerede? Ben de belgesel izliyorum. Allah Allah. Derler ki niye mal mal bakıyor acaba tepemizden ayrı? Sen bana bak, bana bak. Bana bak. Senle biz bugün nereye gittik söyle. Savaş hep böyle. İlla onun dediği olacak. Biz seninle nereye gittik? İstediğini alacak. Git. Abi ben onları saygınlaşım onları. Otuyor. Ya saklan Seval seni bulsun hadi. Hadi saklan Seval seni bulsun. Aa dık 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 dık. Evet bir problem daha böyle çözüldü. Allah. Allah'ım ya. Hadi konuya gelsin. Birkaç ay oluyor herhalde o yorum yapılalı. Anne için durmuyor. Ya annemin sayfasındaydı ya benim sayfama. Anne için durmuyor. Ses etten. Hani o da istatta olmuş. Anneannenin yüzü görünüyor aşkım. Hayır bak. Sen öyle de... O kırmızı şey geldi diye şey yapmış. Yüzüme geri herhalde dakika saniye. Allah'ım ya. Her neyse işte ya. Annem hani benim videolarımda mesela çok şey yapmıyor diye bir yorum vardı. Annem çünkü benim daha çok ön planda olmamı istiyor. Hani benim daha iyi ilerlememi istiyor. O yüzden yani ama elinden her geleni yapıyor. Yanımda oluyor, yardımcı oluyor, bana destek oluyor. Başlıklarımda olsun, video fikirlerinde olsun. Hep annem zaten söylüyor. Şunu yap kızım, bunu yap kızım. Beni hani hep annem yönlendiriyor zaten. Her zaman da bana destek olacağına canlı gönülden zaten biliyorum, eminim. Her sen, anne gibi. Sen şimdi bir kertenkele gidiyor, kuyruğu yok. Ne olmuş onun kuyruğu belli değil. Böyle yaptın. Ben de bilmiyordum ne diyeceğini, o yüzden ha anlat falan yaptım. Bir arkadaşımız şey yazmış. Semiha kendi videolarında hani konuşuyorsun. Şey yapıyorsun işte, Özlem'in videosunda susuyorsun. Aktif değilsin gibisine bir yorum yazmıştı. Ama bu çok önemli mi? Değil. Tabii ki o öyle algılamış olabilir. Fakat şöyle, burası Özlem'in çöplüğü. Burada lider Özlem. Ben o yüzden geri dururum. Farkındaysanız fazla konuşmuyorum yani. Çünkü ben de videomda gerçekten çocuklarımın konuşmasını çok istemiyorum. Çünkü neden benim lafımı bölüyorlar? Ben söyleyeceğimi unutuyorum. Bunu kaç kere de zaten hani videomu kesmeden koydum. Lafımı kesmeyin, ben söyleyeceğimi unutuyorum diye. Çünkü dikkat dağınıklığı oluyor, evet. Yani. Bu nedenle, çünkü burası onun çöplüğü. Siz onun hallerini seviyorsunuz burada. Benim hallerimi sevmiyorsunuz. Yani o konuşsun, o daha çok yapsın. Ben bundan dolayı susuyorum. Yani onlar benim fikrimi anlayan anlıyor çok güzel. Anlamayan da zaten anlamayacaktır. Böyle. Ya ben ince düşünürüm. Yani ben niye kendi videomda öndeyim? Niye kızımın videosunda kendimi öne atıyorum? Ha, kızımın ilerlemesi için ne yapıyorum? Elimden geleni yapıyorum. Evet. Ona yön gösteriyorum. Ondan sonra öyle olmaz böyle olur diyorum. O bana soruyor. Fikir alıyor. Ben de zaman zaman onlardan fikir alıyorum. Böyle yani. Sıkıntı yok yani. Ben kızım ya, canım benim. Göz bebeğim benim. Ben ondan neyimi sakınayım? Hiçbir neyimi şey sakınırım? Hiçbir şeyimi sakınmam. Olur mu öyle saçma şey? Çok aynen yanlış öyle bir düşünce bu. Onlar benim kalbim yani. Yani aynı Yavuz'la Seval benim için nasılsa yani sizin de evlatlarınız vardır muhakkak ki. Öyle. Yani ayırmak kötü. Düşünmemek kötü. Ben çocuklarım için şu bilinmeki en güzelini düşünüyorum. Yani benim hayatım artık çocuklarım, yani öyle söyleyeyim. Yaşamım artık çocuklarım yani. Böyle. Ben yani bu çocuklarım küçükken ben bunlara yara verdim. Bu yara bende asla kapanmayacak.
O bir vicdan yani. O vicdan benim yakamı kesinlikle ve asla bırakmıyor. Ben şimdi bunları yerde değil sırtımda gezdirsem o yara yine kapanmayacak. O yüzden benim çocuklarım çok değerli ve kıymetli. Ben onların asla incilmesini, üzülmesini kesinlikle elimden ne geliyorsa yapıyorum yani bunun için. Böyle kesinlikle. Yani böyle düşüncem böyle. Ki böyle de öleceğim. Allah gecinden ölüm nasip etsin. Şu çocuklarım bir kurtulsunlar, büyüsünler hani yetişkin olsunlar. Ondan sonra böyle. İp amacıyor. Yani bunlarlayım. İşte böyle yani. Ben de biraz hani bazen çocuklarla zor çekiyorum. Hani bazen de videoyu o yüzden atamıyorum. Annemin de işi oluyor. Hani annemi de yormak istemiyorum. Çünkü gerçekten çok yoruluyor. Hani canını, dişini tırnağına takaraktan hani bir şeyler yapıyor. Hani öyle o şöyle oturayım konuşayım da bir video çekeyim değil yani hani. Aşkım da ne yaptın? Yani sizin o gördükleriniz bir de gerçekten görmedikleriniz var yani. Evet, kameranın arkası çok var. Mesela işte ben en basit bir şeyler yaptım, bulaşık çok çıktı. Mesela, annem de öyle. Şimdi oraya hazır. Mesela yemek yapacaksın. Yemek yapmak için yani göze hitap etmen lazım. Oraları düzenlemek falan gerçekten bir meziyet. Yani misal olarak söylüyorum. Şimdi siz madalyanın hep ön yüzünü görürsünüz. Aslında bu yemek yapanların kamera arkasını görseniz dağınıklıktan geçirme yani. Biz de öyle. Ne yapıyoruz? Çok birisi yakından gösteriyorsa bilin ki etrafı dolu bulaşıkla bak. Yemin aynen. Olsun. Benim de doluydu öyle. Göstermedim yani. Doluydu. Sadece keki gösteriyorsa bilin ki dolu. Dolu yani. Yemin. Hepsi böyle yani. Herkes böyle. Yemek yapanlar hep ya yemek yapıyorum inanılmaz bulaşık çıkıyor. Gerçekten çıkıyor. Öyle çıkıyor yani. Böyle şimdi tamam. Güzel biz yaptık, hazırladık, pişirdik, ettik. Güllük gülistanlık. Oh. Ama mutfağa bir girin hele bakın. Şimdi bir de yedik. Ama şimdi biraz toplu. Ben topladım. De topladım. Annem de yardım etti. Ondan sonra böyle ben çok dağınık mutfakta çalışamıyorum açıkçası. Evet. Ben genelde biliyorsunuz net gösteriyorum. Bulaşığımı da ben gösteriyorum. Böyle bir saklama gibi huyum yok. Böyle ya ben yani bundan sonra benim anneliğime laf edilmesin yani onu söylüyorum. Hiç kimsenin anneliğine laf edilmesin. Tabii ki. Benim diyorum anneciğim. Ben kendi adıma konuşuyorum. Tamam. Bak yine böldü gördünüz i̇şte, değil evet, mi? Böyle oluyor. Bak ben sevmiyorum bunu. Ben gerçekten ben çünkü burada bir konuşma yapıyorum. Evet. Ve her videomda uyarıyorum yemin olsun. Bak aha yüzlere. Bak benim lafım bir kere Facebook'a video çekiyorum. Ben orada tarif veriyorum yani cıvıtmadan etmeden falan işte şunu koyun bunu koyun. Mustafa çekiyordu son dakikalarını. Pakize gibi bir ses çıkarttı. Benim nevrim döndü yani ona bir bakış attım zaten o bakıştan anladı. Baba. Anne dedi bir daha karışırsam dedi laf atarsam beni dedi. Baba şunu atmaya çalışıyorum. Ne aşkım? Ne yapıyor yaramazlık mı? Yaramazlık mı? Sevaş sen. Dökme. Koş 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 koş. Ana. Yani öyle dedim oğlum be çünkü ben orada komiklik yapmıyorum. Dökme. Normal düz bir tarif veriyorum dedim. Hani oradan aradan çıkıp da bağırman. Ben sinirleniyorum. Ben çok çabuk sinirlenirim yani. Ben sinirli insanım. Gerçekten güldüğüm kadar da kız ya sinirli değilim aslında da nasıl biliyor musunuz? Ya ben işimi güzel yapmak istiyorum. Benim işime yani balta vuruluyor o an. O yüzden ben sevmem. Ben mesela video çekerken ciddiyete çok önem veriyorum gerçekten. Ve bak şaka bile yapsam ciddi şaka yapıyorum. Yani o moda bürünüyorum. O moda giriyorum. Ondan sonra o kılıfa bürünüyorum yani. O yüzden partner çok önemli yani. Ben de her videoda söylerim. Bak benim lafıma karışmayın. Benim videoma karışmayın. Söyleyeceksiniz. Kendi kanalınız var. Açın evet. Videonuzu. Açın kameranızı. Kendiniz konuşun diyorum. Vallahi ha bak. Hep yüzüm. Öyle. Böyle ben sevmiyorum. Böyle yani. Bu da yani işime önem verdiğimi gösterir tabii ki. Gerçekten ben önem veriyorum. Ben mesela bazen video çekiyorum, siliyorum. Ben paylaşmıyorum seni. Çünkü ben beğenmiyorum. Hele de komedilerde eğer ben açıyorum, izliyorum. Eğer güler, ben gülersem kendime bak. Ben gülersem onu paylaşıyorum. Eğer ben onu izleyeyim, hiç gülmeyeyim. Ben kolay kolay da gülmem ama onu da söyleyeyim.
Eğer gülersem ben onu paylaşıyorum sizlerle. Böyle hatta gözümden yaş geliyor yeminle. Bak kendimi izliyorum halbuki. Evet. Ama benim videolarım hani doğal doğaçlama olduğu için o yüzden yani ben de bilmiyorum ne yaptım aslında. Hani şimdi konu çorba oluyor, çorbadan gidiyorum. Hani ama ben bunu yazıp çizmiyorum. Planlı yapmıyorum. Planlı yapsam gülmem zaten ne kadar komik olursa olsun. Çünkü biliyorumdur sahneleri. Öyle. Öyle. Hatta bir tane ablam da bugün yorum yapmıştı. Herkes ağlatabilir ama kimse güldüremez yani. Herkes aynen güldüremez. Öyle. Tabii ki güldürmek zordur ya. Evet. Ağlatırsın bak. Bir vur ağlarsın yani. Öyle. Ne göreceğim? Evet. Sizleri öpüyoruz. Hadi ye şunu. Yerim yerim ben. Sizleri öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi, güçlerinizi bekliyoruz. Evlatlarım için, bizler için. Bakın şimdi biz patates yemeği. Ben tarladaydım. Özlem oraya geldi. Dur yavrum. Ne aşkım? Kaşık var aşkım. Özlem ne yapacağım dedin sen? Yemek ne yapayım dedim. Niye geldin sen ben tarlaya? Et anne dedim. Tenceredeki dedim et mi dedim. Hani hani ne yapacaksın? Yemek mi dedi? Yani ne o şekil mi yiyeceğiz dedi. Ha? Ben şimdi lokum gibi pişirdim. Ne aşkım ne? Var. Lokum gibi pişirdim yemeklere koyarız diye fazla almıştık. 2 kilo muydu? Bunu mu istiyorsun? Bir kısmını acı kullanmıştık acı. Ama. Poğaça istiyor. Poğaça mı? Al verdim. Yoğurt mu? Ekmek mi? Ne anneciğim? Şimdi eve geldim Özlem koymuş bu tas dolusu kadar. Bana böyle bir et orada, bir et muhtar gelin evin orada, bir et bizim orada gibi geldi. Yeminle içine boşalttım geride kalanını da. Hepsini koydum yani ayırmadım geriye. Böyle. Sanki böyle bir hani o yemek eksikmiş gibi geldi bana. Yesin çocuklarım ya. Ne olsun zaten hani öyle de yapsan olmuyor böyle de yapsan yok onlar oluyor çok şükür ya biz yani oluyor tabii de kendi yağımızda kavruluyoruz ne diyecektim makine gitti yemin ederim gitti gelsin ya abi giriyorlar araya ben bak işte bu yüzden ben susuyorum ben evet, de aynı hatayı yani. Yaparım diye neyse Allah'a emanet olun evet Allah'a emanet çay olun çay demledin mi Özlem? Yok aşkım hemen demlerim. Hay ağzına yiyeceğim seni. Vallahi hemen demlerim. Hoşçakalın. Ben öğreneceğim zamanla. Ben de daha küçüğüm anne. Ben yemeğin üstüne meyve yemem. Tatlı yemem. Çay. Bir şey yemem. Ama çayı sınırsız içerim yani 200 saat full direkt. Böyle çayı çok seviyorum gerçekten. Ben bir tiryakiyim yani. Yok, ay. Hadi bak bana. Ne kadar yoruldum. Ama olsun. Ben yatağıma yorgun yatmak istiyorum. Evet. Gerçekten yorgun yatınca iş onun yaptığının şeyine değiyor. Tadına doyum olmuyor. Of. Allah. Hadi. Allah'a emanet olun. Bay bay.